dinleyicileri. Önümüzde 1,5 aydan çok az süre kaldı mali seçimlere. Bu seçimlere kadar meslektaşım, arkadaşım, isimdaşım, Fikri kardeşimle birlikte kendimizce mali seçimleri değerlendireceğiz. Siyasi gelişmeleri gündeme getireceğiz. Bugün Edirne gündemi adındaki ilk programımızda mali basından yararlanarak veya güncel olayları, bizim kulağımıza gelen güncel olayları değerlendirerek bir program yapmak istiyoruz. Bu arada suçlu insan edersek affola, çünkü programımızı ilk kez uyguluyoruz. Bilindiği gibi mali seçimler aslında bugünden sonra başlıyor. CHP adayının Hamdi Sedefçi'den alınarak, Hamdi Sedefçi bir kenara bırakılarak Recep Gürten'e verilmesinden sonra mali seçimler gerçekten alevlendi. Gerek MHP, gerek AK Parti, gerekse CHP burada var güçleriyle seçime asılacaklar. Bu süre zarfında biz Edirne Ajans Gazetesi ve radyosu olarak bu gelişmeleri an be an izleyeceğiz. Dolayısıyla kamuoyuna duyurma imkanı sağlayacağız. Fikri kardeşimizle birlikte bu olayları objektif şekilde sizlere iletmeye çalışacağız. Hükümet Bey, yani mali basına baktığımızda bilinen şeyler, işte bugün biliyorsunuz Recep Gürkan geliyor. Artık karşılama töreni var. Onu da izleyeceğiz. Ne olacaktır, ne gelecektir bilemiyoruz. Gerçekten hareketli günler olacak. Bulutlu hava nasıl dağılacak bilemiyoruz. İstersen bu gelişmeleri sizden kısaca alalım da benim de kendimce ilave edeceğim şeyler var. Teşekkür ederim. Ben tabii medyaya yeni katılanlardan değilim. Daha önce bir 10 yıl önce bir 6 aylık medya deneyimim olmuştu. Ancak şu anda medyaya yeni katıldım. Ve siyasi havayı da yeni koklamaya çalışıyorum. Şu ana kadar edindiğim Edirne'de demokratik bir yarışın olacağı görünümü, partilerin belirlediği adayların bu mizaçta olduklarını hissediyorum, gözlemliyorum. İnşallah Edirne kendisine yakışan bir seçimi yapacaktır. Demokratik bir seçimi yapacaktır. Çünkü Edirne halkı demokrasiye değer vermiş. Atatürk inkılaplarına, Atatürk'e değer vermiş bir toplum. Bu anlamda içinden de bu değerlere gerçekten sahip çıkan, gerçekten Edirne'ye hizmet etmek isteyen, gerçekten Edirne 92 yıllık başkent dikmiş olan şehre hizmetler vermek isteyen kişiyi kendi ölçülerine göre seçecektir. Adaylarımızın bu ölçülerinin kendilerini göstererek, Edirne halkına kendilerini kabul ettirerek demokratik bir şekilde çıkmalarını bekliyoruz. Hatta dün biliyorsunuz Ahmet Gülşen Bey'le program yaptık. Gerçekten bende derin izler bırakan bir program. Yani politikaya yeni atılanlar çok özverili, çok daha dürüst, çok daha yani politikanın kirliliğine alışmamış insanlar. Dilerim aynı şekilde devam eder. Ben çok olumlu karşıladım. Burada vaat ettiklerinin yarısını gerçekleştirmiş olsa, kendi ifadesine göre İlham Ertem, ikinci bir İlham Ertem olması kaçınılmaz olur. Ben Ahmet Bey'in gerçekten idealizm, ders bir tutum içinde olması gerçekten. Genel havası yani. Genel havası, evet. Ve şey bir görüntü de verdi Ahmet Bey. Hani ben kavga ederek değil. Katı siyasetçi değilim. Katı siyasetçi değilim. Kavga etmeyeceğim. Diğer arkadaşlarıma da kötü şey söylemeyeceğim. Birlikte bu hikayeyi birlikte kardeşçe değerlendireceğiz. Halkın teveccühüne saygı duyacağız. Aslında öyle olması lazım. Yani Ahmet Bey'in o tavrı, yani dün burada sergilediği yaklaşık 2 saate evet. Yakın program yaptık. Bu tavrı hem tüm siyasilere de örnek olmalı. Yani o kadar munis, o kadar sevecen, o kadar politik çevrenin dışına çıkan bir görüntü sergiledi ki dilerim yukarıdaki o kısır çekişmelerden etkilenmez.
etkilenmediği takdirde Edirne ondan çok yararlanacağına inanıyorum. Yani iyi bir politikacı profili izledi. Sizce nasıl? Elbette. Ben bu arada MHP adayı Orhan Çakır'ın da aynı kurumda olan bir lider, başkan adayı konumunda. Sinan Bey yine aynı, Saadet Partisi yine aynı şeyde. Bence Cumhuriyet Halk Partisi adayın Recep Gürkan'ın da aynı seviyeyi koruyarak, şu andaki tespit ederim o, aynı seviyeyi koruyarak Edirne'den kavgasız, dövüşsüz Edirne'ye hizmet edilecek ve Edirne halkının hepsinin onayını kazanmış bir belediye başkanı adayın, belediye başkanının çıkacağına inanıyorum. Mesela bu arada Hamdi Sedefçi'yi de inkar etmemek lazım. O da yıllardır buraya hizmet verdi. Dolayısıyla bu kervana o da katılacak. Edirne'mize has bir demokratik görüntü içerisinde kavgasız, gürültüsüz bir seçim yapılacağı inancındayım. Çünkü bizim halkımız öyle pek kavgayı sevmez. Bakma ilkin öyle bir gürültü patırtı çıkar ama daha sonra durulur. Herkes mecrağına çekilir. Dolayısıyla 30 Mart akşamı kim belediye başkanı olursa Edirne halkı onun peşinden koşar. Tabii 30 Ağustos'u siz zaferlerden takıldınız zannedersem. Elbette bu da bir 30 Mart'ta da bir zafer olacak. Evet. Ama kazanan taraf Edirne'ye hizmet aşkı olan taraf olacak. Kaybedeniz zaten şey olmuyor. O da şey, tabii. Edirne kazanacak bir daha. Kaybedenimiz de kazanacağız. Hakkı olan gelir. Evet, inşallah. Öyle olacağına da inanıyorum ben. Hamdi Sedefçi konusuna biraz değinmek istiyorum. Gerçekten Hamdi Sedefçi bugün Türkiye'de yapılmayanını yaptı. Yıllardan beri dört dönem seçildi. Bu herkesin harcı değil. Demek ki Edirne halkı kendisine teveccüh etti. Seçildi. Hapisten çıktıktan sonra tekrar seçilmesi çok manidardı bence. Bu da Hamdi Bey adına da gurur vericiydi. Hamdi Bey tabi bu şeyde biraz kırıldı. Yani, öyle bir şey hissetti. Ya, politika böyledir zaten. Politika böyledir. Yani kim olursa olsun o işte ayrılmak pek sağlıklı olmuyor. Yani, ama belli bir süre yapmak da zannedersem bir alışkanlık haline getiriyor. Yani hep bağışıklı devam ettirmek istiyor. Bu kendi açısından belki haklı olabilir ama biraz da hem gençlere ön vermek gerekir. Bu herkes için geçerli tabii. Herkes için geçerli. Elbette. Bir yerde Hamdi Bey politikanın duayeni de der. Bu anlamda da kendisinden Edirne'nin faydalanması gereken çok şey var. Daha farklı yerlerde de görmek isteriz. Yani bu devleti başka alanlarda da değerlendirmesi lazım. Elbette olabilir. Bir de, çünkü önümüzde seçimler silsilesi var. Yani bu ortamın, bu günlerin sanırım Edirne'ye hizmet akışı açısından da yararlı olacağına inanıyorum. Çünkü Edirne'nin sorunları belli. Ne sorunu var? Altyapı sorunu var. Ne sorunu var? Hava kirliliği var. Ne bileyim otopark sorunu var. Bunu kimse inkar etmiyor. Evet. O çöplük var. Yani Edirne'li olarak tamam övünüyoruz 92 yıl başkenttik ama dur orada. 92 yıldan sonra nereye gelmişiz? Mesela Ahmet Bey'in söylediği çok doğru bir şey var. Kırşehir gibi bir Orta Anadolu kentinin Edirne'den daha iyi konuma gelmesi beni üzüyor. Burası Avrupa kapısı bir kent. Kardeşim buraya hizmet gelmiyorsa mali idareler mi suçlu? Yapsınlar. Veya devletin iktidarda olanı mı suçlu? Yapsınlar kardeşim. Buranın neyi eksik? Vergisini veriyor, her türlü devlete karşı yükümlülüğünü yerine getiriyor. Bu eksiklik varsa, kim bunu yerine getiriyorsa Edirne halkı bunu bağrına basar. Nasıl İlhan Ertem yıllar önce buraya üniversiteyi kazandırdı. Hala hatırlanıyor. Ne bileyim eski valimiz Fahri Yücel Bey hatırlanıyor köylere gittiğinde. Niye Ahmet Günşen veya bir başkası aynı işi yapıp burada heykeli dikilmesin? Burada ben bir tane valinin heykelin olduğunu görmüyorum. Niye? Hizmetler kısır kalmış herhalde. Mahalle adı var ama bir heykel dikilsin istiyorum. Buraya hizmet edilsin. Bu güzel kent insanlarına hizmet edilsin. Yani en çok vergi veren illerin başında geliyor burası. Devlete karşı yükümlülüğünü en az olayların olduğu bir yerde biz hizmet fakiri olmamız çok manidar bir şey. Avrupa Birliği'ne gireceğiz diyoruz. Avrupa Birliği'ne girdiğimizde ilk adımın atılacağı yer Edirne. En çok sınır kapısı evet. Olan bir il. Evet. Ama Edirne fikri kötü bir durumda. Bak
Dün gittik birlikte değil mi seninle bu hale? Evet. Hatta haberimiz var, hal ne halde falan diye. Ne anlattı? Gerçekten üzüldüm ya. Değil mi? Halim, işler acısı bir hali var. Evet. Ve ne diyor? Taksiciler buraya Bulgaristan'dan müşteri getiriyorlarmış, engel çıkarıyormuş. Suriye gibi itilaflı olduğumuz bir yer özel minibüs getirtmiş. O şartlara uygun şekilde müşteri gelip götürecekmiş. Bizim esnafımız değil. Biz yapmasın. Biz de değil. Hatta soğuk hava deposu dedi. Bak öyle ya, 1500 değil mi? 1500 ton elma üretiliyor. Bunun 500 ton ancak kullanılıyormuş. 1000 ton yok. Niye? Soğuk hava deposu yok. Bunlar hep masaya yatırılmalı. Yani, İşte bu gelecek adayların bence bir görev alanı içinde. Bunları örgütleyerek pazarcılar esnafında hali birbirine bağdaştırarak, diğer yerlerden örnekler alarak bu tür projeler uygulanmalı. Gerçekten yani bir kopukluk var değil mi? Yani gerçi borsa veya ETSO bu durumu biraz kırdı ama diğer kitle örgütler arasında Edirne sorunları konusunda bir kopukluk var. Elbette bir dirsek teması maalesef yok. Biz birbirimize dokunmaktan maalesef çekiniyoruz. Birbirimize dokunmamız lazım. Yani ben söylersem evet. Doğrudur. Yok öyle bir şey ya. Senin bu kadar söylediğin doğru, benim bu kadar doğru. İkimizin ortak noktasında bir doğru çıkacak. Elbette. Ve bu arada bizlere de verelim bir şey. Ya kardeşim, iktidar şu olmuş, bu olmuş veya yani belediyede görev hiç önemli değil. Buraya hizmet veren, bize Edirne halkına hizmet verenin arkasında duracağız. Onu hissettiğimiz anda sahip çıkacağız ki basına da bu konuda büyük görevler düşüyor. Bunu hiç unutmamak lazım. Basın objektif olmak zorunda. Basın kesinlikle yanlış olamaz, objektif olmak zorunda. Edirne halkına iyi hizmet vermek zorunda. Doğruyu sunmak zorunda. Çünkü Edirne halkı, ben bu seçimde inanın Edirne halkının çok farklı düşüneceğini, çok Edirne için kim yararlıysa onun isabetli bir şekilde seçeceğine inanıyorum. Yani böyle ya işte benim takım tutar gibi şey tutulmaması lazım. Takım tutar gibi. Ya bu Edirne'nin çevresini değiştirecek. Mesela dün bahsetti o kale içindeki evler. Benim yüreğim parçalandı. Defalarca haber yaptık biliyorsun. Yani Safranbolu isim yaptığına göre benim kale içimde ne yapması? Biz kale içine çocukluğumuzda, gençliğimizde girdiğimizde inan imreniyorduk. Orada o mahalleye girmekle kendimizi farklı hissediyorduk. Ama maalesef şu anda o mahalle tamamen terk edilmiş durumda. Ve Edirne'nin içi burası. İşte arıyoruz efendim Edirne'yle kalkınsın. Edirne'ye kalkacak için açık burada aleni. Edirne turizm bakımından kalkındırmak istiyorsa o evleri onaracaksın, restore edeceksin. Ne bileyim, bugün gelen Selimiye, dünya kenti olacak kardeşim. Selimiye ile dünya kenti yani. Hiç görmediğimiz turistler geliyor oraya. Evet. Gözü çekiyor. Yani, turizm çeşitliliği, yani turist çeşitliliği çok. Yani Japon'da, Amerikalısı da, Fransız da, İngiliz de çok çok değişik bölgelerde, sadece Balkanlardan almıyoruz turisti. Bunlara hizmet verme anlamında biz kendimizi yetiştirmemiz lazım. Altyapımızı yapmamız lazım. Ve Nasrettin Hoca'nın dediği gibi, yani çocuğu su almaya gitmezden evvel döver mi sakın dökme bir tarafa diye. Evet. Biz de belediye başkan adaylarımızı dövmek bir yana uyaralım kardeşim. Edirne için laf değil, iş vaat etsinler ve kayda girecek bunlar. Bunlar kayda girecek. Yarın yapmadığınız takdirde enselerinde boza pişireceğiz. Çok güzel konuya temas ettiniz. Saadet Partisi olsun, AK Parti olsun, çoğu parti projelerini açıkladı. Projelerini zannetmesinler ki bu projeler takibe alınmıyor, doğru alınmıyor. Ya proje hepsi iyidir, projelerin hepsi iyidir de icraat. Verilen sözler tutulacak kardeşim. A partisi, B partisi hiç önemli değil. Verilen sözler, sen ne? Ahmet Bey'e de söyle. Tamam, güzel şeyler söylüyorsun. Yapamayacağın söz vermesinler. Yapacaksınız. Biz, aa bak bu sözü verdin, bunun arkasında durmadın demek zorundayız. Yapmazsan bu bizim suçumuz olur. Gerçekten bu ilk programda böyle bir giriş yapalım hocam. Evet, biz devamlı tabii adaylarımızın Edirne halkına çok iyi tanıtılma konusunda üzerimize düşen görevi yapacağız. Evet. İnşallah güzel bir seçim yaşarız. Edirne kazanır. Edirne tüm diğer illere de örnek olur.
Bu temenniyle biz. Gerçekten radyosu Edirne Ajans olarak buradaki oldukça deneyimli kadro olarak biz şehremillileri, yani belediye başkanlarımızın iyi veya kötü ne yaparlarsa takipçisi olacağız. Evet. Hedef Edirne'dir, amaç Edirne'dir, Edirne hizmettir. Bu yönde olumlu katkıları olursa destekleyeceğiz, olumsuz olursa uyarlayacağız. Bu bizim asli görevimiz. Evet. Ve sanırım bundan sonraki programımız daha zengin olacak. Bu bir giriş olarak. Elbette. Bugün paragraf başı oldu. Recep Tüker'in de belediye başkan adayları mücadelesine başlamasıyla bugün itibariyle daha farklı bir boyuta gireceğine inanıyorum. Esas takım sahaya çıkıyor şimdi. Evet. Şu anda adayları belli. Bakalım kim gol atacak, kim gol yiyecek. Evet. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet. Değerli radyosu dinleyicileri, önümüzdeki günlerde, yani yarın ve daha sonraki günlerde bu programımızı daha da zenginleştirerek devam edeceğiz. Sanırım yararlı olmuştur. Eğer kulağınızın pasını sildikse ve basın olarak bir şeyler vermeye çalıştıksa kendimizi mutlu edeceğiz. Önümüzdeki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Doğru, tarafsız, güvenilir haber.